Genital sil sıklıkla kadında, vulvada, vaginada, rahim ağzında, servikste görülebilir. Önemli nokta, tip 6 ve tip 11 ve diğer genital sile sebep olan, nadiren de olsa sebep olan HPV tiplerin hepsi kadının perinesine trofizm gösterir. Diğer bir deyişle bu bölgede lezyonlara sebep olur. Onun dışında aynı şekilde anüs etrafında da görülebilir. Anal seks yapıyor olmak veya bir şekilde anal temasta bulunuyor olmak, anal bölgede genital sil görülme riskini belli bir oranda arttırsa da, bizim eskiden örneğin anüste eğer genital sil varsa mutlaka anal seks yapıyordur gibi bir anlayışımız vardı. Bu anlayışı son 3 yıldır terk ettik. Anal seks yapmamış olsa da anüs etrafında genital sil görülebilir. Bunun dışında diğer bir yerleşimleri ağız mukozasıdır. Çünkü perineal bölge, kadının vaginası, anüs bölgesi ve ağız mukozası benzerlik gösterir. Ancak ağız mukozasının yenilenmesi çok çabuk olduğu için, çok hızlı bir şekilde yenilendiği için genital bölgedekine benzer bir şekilde ağız mukozasında lezyon yapmaz. Hastalarımız genellikle bize sorar, yani burada sebep oluyor mu diye. Hayır, yani benzer bir lezyon ararsanız çok bulamazsınız. Onun belli tipik tuttuğu yerler vardır. Ve bunlar bu konuda deneyimli diş hekimleri veya kulak burun boğazcılar tarafından görülebilir, var olduğu ispatlanabilir.